Anneler ve çocuklar ne olursa olsun hiçbir zaman ayrılmazlar. Bir gün bir şekilde mutlaka buluşurlar. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun baranın başında? Ne yaptın oğluma? Zehirlendi galiba, bilmiyorum. Zehirlendi mi? Ne zehirlenmesi? Telaşlanacak bir şey yok Fırat'ım. Aradım, yolda geliyor. Biz hep birlikte gülleri ilaçlıyorduk. Benim oğlumun senin gülünle, dikeninle ne işi olabilir? Anladık, adam kullanmayı seviyorsun. Abimi kullandığın yetmedi mi? Ben kimseye zorla bir şey yaptırmıyorum. Ayrıca bu senin yersiz çıkışların yetti artık Narin. Ana. Oğlum, kuzum benim. İyiyim, merak etme. Biraz başım döndü o kadar. Ah benim güzel oğlum. Fırat, ne yapacağız? Biraz ateş var galiba. Merak etmeyin. Gelirken bir doktor arkadaşımı aradım. Bir ilaç verdi. Sabaha bir şey kalmaz, bunu içsin. İçiyorum şunu. Gel. Gel oğlum. Abi inanamıyorum sana yani. Ne oldu ki? Daha ne olsun? Hadi kendin yardım ediyorsun. Baran'ı ne karıştırıyorsun? Bacım gel seninle biraz balkonda konuşalım. Gel. Sana inanamıyorum abi. O kadının yüzünden benim oğlum içeride ateşler içinde yanıyor. Ya benim oğluma ne ki o kadının güllerinden? Sen böyle bir şeye nasıl izin verebilirsin? Senin amacın ne? Narin saçmalıyorsun. İyice kontrolden çıktın sen. Oğlan okuldan geldi sinirle. Anam benim üzerime çok geliyor dayı dedi. Bunalıyorum dedi. Ben de kal oğlum burada bize yardım et dedim. Ne var bunda büyütecek? O kadının dibinde olarak mı kafasını dağıtacak? Abi senin planın bu mu? Ebru'nun yanında bana sinirini dökecek öyle mi? Narin git biraz dolaş sakinleş öyle gel. Hadi. Hayır, ben oğlumun başında olacağım. Narin, git sakinleş dedim. Lafımı dinle, hadi. Baran, bence hemen kalkma. Biraz daha dinlenseydin. Yok, yatınca midem bulanıyor. Öyle daha iyi. Yara ayağımın altından kaydı sanki. Gözüm karardı. Ama şimdi daha iyi. Anam nerede? Onlar dayınla balkonda. Birazdan gelirler. Of, benim de başıma vurdu. Ağrı kesici var mı acaba buralarda? Aa. Bak ne buldum. Bu senin bebekliğin mi? Ağrı kesici ararken Baran'ın bebeklik fotoğrafını buldum. Ya baksana şuna, çok şekermişsin Baran. Daha önce hiç fotoğrafını görmemiştim. Konakta da yok galiba, değil mi? Doğduğu zaman çok tatlıydı. Ben de uzun süredir görmemiştim. Nasıl oldun evlat? Daha iyiyim dayı, daha iyiyim. İnan şey geldi. Anam nerede? Seni dışarıda öyle görünce korktu. Ben de biraz hava alsın diye dışarı çıkardım. Şimdi gidip çağırayım da seni böyle görsün de moral yükselsin. Bu da sana iyi gelir galiba. Tamam, sağ ol. Senin güllerin hastalanmış, öyle mi?
güllerin hastalanmış. Öyle mi? Al sana. Senin güllerin hastalanmış ha? Ha? Al sana. Bacı. Al sana. Bacı. Bırak abi, bırak beni, bırak. Narin, sakin ol. Narin. Bırak. Narin, sakin ol. Sakin ol bacım, tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Narin, bacım. Hadi toparla kendini. Bak ortada bir şey yokken kendini azap çektiriyorsun. Yenildim mi abi ben şimdi? Bitti mi her şey? Buraya kadar mıydı? Benim günahım neydi ki? Benim aklıma kanıma girdiler. Sonra da gönlüme düşürdüler bu acıyı. Abi ben sadece bana ait olanı korumaya çalışıyorum. Niye hep ben kabahatli oluyorum ki? Bacım, gerçekten ortada bir şey yok. Toparla kendini. Oğlunun sana ihtiyacı var. Aran da uyanmıştır. Hadi gidelim yanına. Hadi. Gel. Gel gidelim. Herkesin huzurunu kaçırdın. Mutlu musun? Gel bacım. Senin benle derdin ne be kadın? Sustum olmadı, susmadım olmadı. Ya inanamıyorum ya. Benim güllerimden ne istedin? Benden ne istiyorsun anlamıyorum ki. Ne hale getirmişsin kendini kızım ya. Ellerinin çizik içinde. Abi benim içimdeki yara kanıyorken bunlar beni acıtmaz. Baran toparladıysa kendisini alıp eve gideceğiz tamam mı? Hadi topla kendini sen de. Oğlan seni böyle görmesin. Oğlum. Nasılsın oğlum? İyi misin? İyiyim anayim. Hadi o zaman kalk gidelim evde dinlen. Ben sana bir de çorba kaynatayım ellerimle en sevdiğinden ha? Tamam anam tamam. Hadi. İyiyim dayı ya. Geldi geçti işte. Bir uyuyayım kendime gelirim ben. Merak etme. İyi tamam hadi toparlan gidelim.